أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. Değerli müminler, Mücadele Suresi 12. ve devamındaki ayetleri anlamaya, eğer imkan olursa bitirmeye çalışacağız Sure-i Celile'yi. Sure-i Celile'de yine iman edenlere hitap ediliyor. Hem bir vazife bizim için, hem bir şeref, hem de dünya ve ahiret kazancına ait bir amel söyleniyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ, peygamberle özel, gizli görüşmek istediğiniz zaman, yani peygamberimiz var diyelim, onun zamanındaki insanlar için daha belirleyici, bazı özel görüşme, gizli görüşme çeşitli sebeplerle yapmak istiyorlar. فَقَدِّمُوا بَيْنَيْدِ نَجْبَاتُمْ صَدَقَ, bu görüşmenizden önce sadaka vermeniz gerekir. Yani verin buyuruluyor. Demek ki gizli görüşmeden önce ne yapmak lazım? Bir sadaka, herhangi bir sadaka verin buyuruluyor. ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاَضْهَرٌ, sizin için en iyi ve en nezih davranış budur. Yani bu sadaka vermeniz daha temiz, hayırlı bir durumdur. فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا, eğer bulamazsanız, yani sadaka verin dedik ama zenginse, parası varsa verecek. Yoksa ne yapacak? Peygamberle görüşmeyecek mi? فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُرْ رَيْمٍ, gücü yetmeyene de Allah bağışlar ve merhamet eder. Yani onun da bir sorumluluğu olmaz buyurulmuştur. Şimdi bu ne demek? Bu ne anlatılıyor? İmam-ı Maturidi tevilatta, yani tefsirinde, peygamberimizle özel görüşmenin anlamı diyor, çeşitli anlayış kategorilerine ayrılabilir. Bir, din konusunda aydınlanmak ve gelen emirleri öğrenmek için peygamberimizle özel görüşmek isteyenler olabilir. İki, münafıklar peygamberimizle özel görüşerek başkalarına üstünlük taslamak olabilir. Veya peygamberin yanındaki özel durumlarını biraz daha göstermek ve sağlamlaştırmak olabilir. Biliyorsunuz bir insan bir devlet adamıyla bile özel görüştü mü, o ne oluyor? İtibarlı oluyor toplumda, değil mi? Kendini bir yere konumlandırıyor. İşte ondan ben oturuyorum, kalkıyorum. Hele şimdi bir de selfie falan diyorlar. İki de fotoğraf yayınladı mı? Adamı, esnafın birisi Vali Bey'le bir tarihte, emniyet müdürüyle eskiden beraber bir yemek yemişler. Resmin altına arkadaşlarla sohbet ederken yazmış. Aynı anda vali ile emniyet müdürü de görevde duruyor. Yani şimdi seviye işte böyle oluşuyor yani. Düşüyor mu çıkıyor mu neyse. Üçüncüsü, insanlara yalan şeyler işittirmek, duyduklarından daha farklı şeyleri onlara duyurmak isteyebilir. Yani mesela işte bir diyelim ki bir yöneticiyle bir yemek masasında, bir toplantıda, bir çay içerken orada bir iki kırıntı laflar duyuyor insanlar. Artık konuştuk, neyse anlatmayın diyor. Neyse bize anlattı diyor. Benim duyduğuma göre diyor. Ama sanki çok önemli bir şeymiş gibi kendini bir yere koyuyor, anlatıyor. Artık ömründe iki dakika oturmuştur orada. Ama yıllarca o sermaye ile böyle devam ettiriyorlar. Bu da olabilir diyorlar. Yani demek ki bunu da böyle beyan ediyor. Şimdi gizli konuşmadan önce fakirlere sadaka verilsin. Ne alakası var şimdi yani ayeti kerimeyi nasıl anlayacağız? Bir,
konuşmadan önce peygamberimizle görüşmeden önce sadaka vermek, Resulullah'ın değerini yüceltmek, bu sadakayla onun özel konumunu ortaya çıkarmak, böylece kendisiyle gizli konuşmaya layık hale getirmek. Yani bu bir tıpkı temizliğin Cenab-ı Hakk'a münacata vesile kılınması gibidir diyor. İlginç değil mi? Yani o zaman buradan şu var, bilmiyorum böyle bir kitapta yok da dua etmeden önce bir sadaka versek diyorum, aklıma geldi. Acaba bağlantı kurabilir miyiz? Hani Allah'a dua edeceğiz ya, bir sadaka verip de dua etsek, bir iyilikten sonra bir iş için dua etsek. İkincisi, insanların Allah Resulü ile özel olarak konuşmaya layık görülmesi sebebiyle teşekkür anlamında sadaka verme. Bu sadakayı da peygambere verilmeyecek. Kime verilecek? Herhangi bir muhtaca. Üçüncüsü, sadaka vermekle emredilmelerinin onları imtihan etmek ve gerçek amaçlarını, samimiyetlerini ortaya koymak içindir. Yani cihat emrinin insanların dindeki samimiyetini, nifak içinde olup olmayışını ortaya koyduğu gibi, öyle bedavadan yok. Yani mesela günümüzde var bazı iş yeri toplantıları, yurt dışından, yurt içinden o konuda uzmanları ciddi sayılabilecek paraya getiriyorlar, öyle değil mi? Öyle değil mi Osman Bey? Siz bilirsiniz. Yurt dışından, yurt içinden bazı firmalar uzman insanlar getirip parayla ne yapıyorlar? Konferans verdiriyorlar. Yani şimdi mesela sağlık çok önemli. Mesela bir insan zayıflamak için bir diyetisyene kaç lira ödüyor? Diyetisyenden ona verilen şey bilgi, motivasyon, takip, liste. Başka bir şey veriyor mu? Yemek yiyecek falan vermiyor, otel motel vermiyor. Peki kaç lira veriyor? Benim duyduklarımı söyleyeyim. En basitinden bedava olan var da devlet hastanesinde. 1.000 lira, 5.000 lira, 10.000 lira, 30.000 lira. Daha üstün para ödüyorlar. Sırf zayıflamak için. Hatta birisi internetten bir doktor bulmuş. Hiç doktoru görmeden internetten o ona bilgi gönderecek. O da ona para gönderecek. Kaç lira gönderiyorsunuz biliyor musunuz? 6.000 lira. Önce 6.000'i gönderiyor, sonra da size liste gönderiyor. Gönderiyor millet. Sıra çok, doktor herkese vakit ayıramıyor. 6.000 lirayı peşin yatırıyorsun. Şaka söylemiyorum. Yani işine geldi mi millet? Ama diyelim ki bir konuda fetva sorulacak. Hadi gidelim, Konya'da iyi bir hoca var, Ankara'da, İstanbul'da, Edirne'de. Ya kim gidecek ona şimdi hocam? Sen halledi be. Cami müezzininden, benim gibi namaz kıldırmayı aciz birinden hemen efendim Bitcoin'in fetvasını istiyor. Yahut da kur sistemindeki doların işte bilmem ne para hesabı nedir? Bedava alacak mı? O zaman burada şu var. Demek ki bazı şeylerde maddiyat belki o işe samimiyetine, belki o işin değerine önem vermektedir. Şimdi gizlice konuşmak isteyen insanlara önceden sadaka vermenin emredilmesi, peygambere ihtiyacı olanların özel konuşmalarla onun meşgul edilmesini engellemek için de olabilir demişlerdi. Herkes geliyor bir şey söylüyor peygamberimize. Rüyasını, özel derdini, kolay değil tabii. Ama bunun da önüne geçiliyor. O zaman sadaka verilsin deyince ne oluyor? Para biraz sıcak geliyor. Çok önemliyse adam o soruyu sormuyor. Onun için Cenab-ı Hak mali destekte bulunma yoluyla kalplerinin hoşnut edilmesi için onlara sadaka verilmesini emretmiştir. Doğrusunu Allah bilir. Sadaka vermek sizin için daha hayırlı ve temizdir. Ne temizliği? Yani bunu vermeniz kalplerinizi vermemenizden daha çok temizler. Vermek kalbi temizler. Şayet bir şey bulamazsa o zaman Allah bağışlayıcıdır. Yani zengin olmayan insanlara da kendi imkanları ölçüsünde ne yapılmış? Kolaylık sağlanmıştır. Yani müfessirler diyor ki ey zenginler, gizli konuşmanızdan önce sadaka vermekte cimrilik mi ediyorsunuz diye ifade edilmiştir. O zaman ne yapın? Ayet okuyacağım. O halde namazı özenle kılın,
zekatı verin. Yani o sadakayı vermiyorsanız hiç olmasa mallarınızın ne yapın? Zekatını bari vermiş olun buyurulmaktadır. Yani onu yapamıyorsanız yapacağınız olan işlere karşı ne yapın? Sorumluluklarınızı yerine getirin. Nerede geçiyor bu? Eşfaktum en tukaddimu beyni yedi necvakum sadakat. Baş başa konuşmanızdan önce sadakalar vermekten çekindiniz mi? Yani sadaka verin deyince o eski heyecan ve istek bitti mi? O zaman feizlem tef'alu ve taballahu aleykum. Bunu yapmadığınıza göre, Allah da sizi affettiğine göre, o zaman feakimus sala ve atuz zekat, namaz kılın, zekat verin. Normal verilmesi gerekenleri verin. Ve atiyullah ve resulü, Allah kabirin ma ta'melun. Allah ve Resulüne itaat edin, Allah yaptığınız amelleri bilmektedir. Buradan bakıldığında bazı alimler diyor ki bu emir sonradan hafifletildi ya da nesedildi ya da kaldırıldı ya da kolaylık sağlandı. Hani önceden sadaka verin dendi ya, sonra Cenab-ı Hak baş başa konuşmaktan önce sadaka vermekten çekindiniz mi? Bunu yapmadığınızda ve Allah yapmadığınızda Allah da sizi affettiğine göre o zaman namaz kılın, normal verilmesi gereken zekatı verin, Allah ve Resulüne itaat edin diyerek orada bir işin ciddiyetini, önemini, değerini ve toplumdaki bu soru sormanın veya gizli konuşmanın nasıl bir edebe, sisteme bağlandığını öğretmiştir diyor. Onun için demek ki ne yapmak lazım? İnsanlar birilerine bir şey anlatırken, söylerken çok bunaltıyorsak, işte bu ayet ne yapıyor, bizi uyarıyor. Şimdi birine mesela konuyla ilgili değil de ben bir hasta ziyaretine gittim. Allah rahmet eylesin, çok eskiden. Nasılsın, iyi misin dedim. Anlatayım dedi, işte bir ağrı geldi bana dedi, işte bir doktora gittim dedi. Neyse bir ara nefes alınca, nasıl ameliyat iyi geçti dedim, daha ameliyata gelmedik dedi. O doktor olmadı, öbür doktora gittim. Çocuk öbür hastaneye götür dedi. Şimdi nasılsın dedim, tahlilleri yaptırıyoruz dedi. Şimdi adam dolmuş, üzülmüş, bütün süreci bana anlatıyor. Ben ara ara ağrım var mı şimdi diyorum. O daha diyor ameliyata girmedik diyor. Gene kaldığı yerden devam ediyor. Ameliyat oldu. Ondan sonra da artık bir süre geçecek ya ben de kalkacağım. Dedim ki iyileştin inşallah maşallah camiye bekleriz. Yok hocam anlatayım o şeyi de bitireyim dedi. Yani dedim ki hasta ziyaretine gittik. Adam doktordur, tahlildir, ilaçtır, iğnedir, ağrıdır. İnsan böyle bir şey. İstiyor ki biri beni dinlesin. Ben biraz dinledim insanları. İnsanlar beni daha çok dinledi Allah razı olsun. Ama yoruluyorsunuz. En sonunda onu gördün mü kaçıyorsun. Niye? Çünkü insansın. Sen de acizsin. Ne yapacaksın ki? Yani nasıl yapacaksın ki? Yani öyle ne para yeter, ne akıl yeter insanlara. O zaman buradan şunu görüyoruz. Bu ayet insanlara dert anlatmanın, gizli konuşmanın, soru sormanın, ister alim, ister yönetici olsun, ister aile reisi olsun, bir sınırının olması gerektiğine bir edep öğretiyor mu? Başka şeyler de vardır, bu kadarla yetinelim. Demek ki burada ayetin sonunda da vallahu kabirin bima ta'melun, Allah yaptıklarınızdan haberdardır ne demek? Uyarı demek diyor alimler. Yani Allah yaptığınızı biliyor, ne anlayacağız bu ayetten? Sizi uyarıyorum, yaptığınızı biliyorum demektir. Bunun için hani yukarıda geçmişti ya gizli konuşmalar şeytandandır. Bu o gizli konuşmalardan değildir. Her gizli konuşma şeytandan değildir. Günah olan, düşmanlık olan, peygambere isyan olan şeyler şeytandandır. Ama diğerleri rahmani olarak beyan edilir. Katade diyor ki alim, peygamberimiz de özel olarak insanlar çok konuşmak istiyorlardı. Bu ayet nazil olunca birden durdular. Hani sadaka verin deyince sonra ayet hafifletildi ama insanlara da bir şey öğretildi. Hazreti Ali diyor ki bu ayet indiğinde ilk parayı verip amel eden, soru soran ben oldum diyor. Sonra ruhsat, kolaylık kısmı gelmiştir buyuruluyor. O zaman burada şu var.
Peygamberimiz de özel görüşme adabına ilişkin bir düzenleme getirilmiştir bu ayette. Hali vakti yerinde olanların fakirleri önce sevindirin. Yani bana gelmeden önce bir fakiri, yoksulu sevindirin, bana öyle gelin. Ne güzel değil mi? Yani madem bir iş yap. Şimdi bazen oluyor ya, çiçek göndermeyin, ağaç dikin ya da işte falan kurumlara, vakıflara para yatırın öğrenciler için, şu bu falan denildiği gibi. Buradan şunu çıkartmak lazım. Derveze isminde bir alim diyor ki, bu düzenlemede ne var peki? Yani ne olacak? Şimdi peygamberimiz yok. Ayet onunla hitap ediyordu. İnsanların özel meseleleri için peygamberle görüşmelerinin, maddi durumu iyi olanların muhtaçlar lehinde bir ödemede bulunmalarına vesile kılındığı gibi, bir başka anlatımla da İslam öncesi Arap yargı geleneğinde anlaşıldığı tarzda bir fetva ya da yargılama harcı alınmış olduğu da söylenmiştir. Hani bir harç yatırılır ya şimdi, bir para. Buna da işaret ediyor denilmiştir. Bununla ilgili başka ayet-i kerimeler de var. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman bu düzenlemeyle münafıkların Resulullah'ın huzurunda onu meşgul etmemelerine de bir işaret olduğunu görmekteyiz. Buyuruldu ya, eşfaktı men tukaddimu beyneydi ecmakum sadakat. Özel görüşme yapmadan önce sadaka verecek olmanızdan dolayı veremezsek diye korkuya mı kapıldınız? Madem bunu yapamadınız, feizlem tef'alu, zataballahu aleyküm. Allah sizi bağışladı. Yapamadınız diye cezası yok. Demek ki Allah bazı emirleri yerine getirmediğimiz zaman ondan ceza yazmıyor. Ama yaparsak sevap oluyor. Bu da ilginç. Mesela çok benzemiyor ama oruçluyken seyahat edebiliriz. Oruç tutmayabiliriz. Ama ve entesûmû hayrullekûm. Tutarsak daha hayırlı. Tutmayız diye günah yazmıyor ama tutana sevap veriyor. Diyelim ki seferiyken namazın farzını 2 rekat kılmamız Hanefilerde böyledir. Ama camiye gidersek 4 kılıyoruz, 2'de selam vermiyoruz. Bu da güzel. Evde 2 kılıyoruz, günaha girmiyoruz. Camide 4 kılıyoruz. Daha lezzetli oluyor. Bu halde şimdi bu mesele böyle olunca Resul-i Ekrem'e diyor ki Hazreti Ali, tefsirlerdeki ifadeyi söylüyorum. Ben bu ayeti kerime efendim bu ayeti kerime nazil olduğu zaman ben diyor ilk defa bununla amel eden ben oldum diyor. Ne yapmış? İlk amel eden ben oldum diyor. Yani ayet inince sadaka vermiş, soru sormuş. Peki neymiş o? Şöyle, hemen diyor 10 tane mesele sordum diyor. Ay mübarek. İlmin kapısı olunca da böyle oluyor. Ya Resulallah, vefa nedir dedim diyor. Dedi ki diyor, Allah'ı birlemek ve Allah'tan başka ilah olmadan şahitlik etmek, vefakar olmak budur. Ne kadar değişik. 2, fesat nedir dedim diyor. Allah'ı inkar etmek ve ortak koşmaktı. Peki hak nedir dedim diyor. İslam, Kur'an ve sana intikal ettiğinde mal, mülk ya da kişiler üzerinde tasarruf ve yetki sahibi olmak, onlara dikkat etmektir. Peki ustalık nedir diye sordum. Hile yapmayı terk etmektir. İyi usta hile yapmayandır. Peki Allah'a nasıl dua edeyim diye sordum. Doğruluk ve samimiyetle buyurdu. Peki Allah'tan ne isteyim diye buyurdum. Afiyet iste. Tabii geniş bir konu. Nefsimi kurtarmak için ne yapayım diye sordum. Helal ye ve doğru söz söyle buyurdu. Sevinç nedir dedim. Cennettir dedi. Rahat nedir dedim. Allah'a kavuşmaktır dedi. Zaten kısa zaman sonra da bu ayetin hükmü efendim kolaylığa çevrildi. Tamam mı? Tefsirlerde böyle bir bilgi de var. Bunu da sizinle paylaşmış olduğum. Şimdi böyle olunca ayet-i kerime bunu ifade ettikten sonra şöyle buyuruyor. Elem tera, gördünüz mü? Yani görmediniz mi? Bilmiyor musunuz?
diyor. İlellezîne tevellev kavmen gadiballâhu aleyhim. Allah'ın gazabına uğramış bir toplulukla işbirliği yapanları görüyorsunuz değil mi? Yani Allah'ın gazabına uğramış, gazap ettiği topluluğu dost edinenleri görmez misiniz? Tabii bu geniş bir konu. Belki sadece bir vaaz en azından ele almak lazım. Allah'ın gazabına uğramış bir topluluğuyla işbirliği yapmak, onlarla dünyevi menfaatler, uhrevi hayata zarar verecek menfaatlere girmek, Müslümanlar aleyhine planlara, projelere girmek. İşte görüyoruz iktidar savaşlarında. Yani artık ben biraz yaşlandım bayağı. İmam Hatip okuluna da gittiğime göre, İmam Hatip'in 1974'te Nihat Erim hükümeti vardı. 74 değil, 72'lerde Nihat Erim hükümeti vardı zannediyorum. İmam Hatip okullarının ortası kapatmışlardı. Ortayı kapattın mı lise kendiliğinden kapanıyor. Çünkü alttan talebe geçmiyor oraya. Yani orta olmayınca liseye direkt başlamaz. Şimdi bile lisesine %20 gidiyorsa, ortasına, lisesine yarısı gidiyor belki. Sayı öyledir, düşer yani. Çocuklar başka okulları ister çeşitli sebeplerle aileler. Bunu ne demek istiyorum? Türkiye'deki okulların kapanma sebebinin devletin dinle, dindarlıkla olan ilişkisini 15 yaşındayken öğrenmeye başlamış. İşte 50 yıl yaklaşık seyrediyoruz. Partiler, menfaatler, milletvekili transferleri, adaylar, dava deyip darılanlar veyahut da dava deyip menfaat diye koşanlar. Hayat böyle bir imtihan. Yani görünen bu. Onun için ilkeler pek vaazda ve konferansta var. İlkeli insanlar hayatta çok az var. Bu işin gerçeği bu. Doğrusu bu demiyorum ama gerçeği fotoğrafa baktığımız zaman böyledir bu iş. Şimdi ayette bir daha bakalım. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri. İster siyasi olsun, ister ahlaki olsun, ister ticari olsun. Allah'ın elem tere ilellezine tevellev kamen gadiballahu aleyhim. Şimdi hani bir hadis-i şerif var ya, kimi dost seçtiğine dikkat et. Kişi dostunun dini üzerinedir demiyor mu peygamberimiz? Şimdi buradan bakınca Allah'ın gazabına uğramış topluluk kimlerdir? Bu ayet indiği zaman münafıklar Yahudilerle dostluk kuruyorlardı. O dönemde Medine'de Yahudiler yaşıyordu. Hatta peygamberimizin yanına gelip gidiyorlar, dinliyorlardı. Bunun için Allah'ın gazabına müstahak olanlar hakkında Enfal suresi 27, 55 ve 57. ayetler yanılmıyorsam. Ahzab suresi 9. ayet. Efendim bununla beraber Haşr suresinin 2. 6. ayetleri. Ya da Fatiha'nın 7. ayeti. غَيْرِ مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ Allah'ın gazabına ve dalalete uğrayanlardan eyleme bizi ya Rabbi. O zaman Kur'an-ı Kerim'de ne yapmak lazım? Allah'ın gazabına uğrayanlar kimlerdir? Bu ayetlere bakmak lazım. Numara yanlış vermiş olabilirim. Ama dedim ki Enfal 27, 55, 57. ayetler, Ahzab 9, 27, Haşr 2 ve 6, Fatiha 7. Yazan bir kardeş var. Yazabildin mi? Söyleyeyim bir daha. Şimdi gerçi kayıtı da yayınlıyorlar. YouTube'da vaazevi yazınca çıkıyor. Şimdi bu şu demek, şu ayetin üstünde çok durmak lazım. Allah'ın gazabı nedir? Allah'ın gazabının zararı kimedir? Ve onları dost edinenler kimlerdir? Şimdi mesela biz orucu bir hafta anlatıyoruz. Kurbanı bir ay anlatıyoruz. Haccı anlatıyoruz. Allah'ın gazap ettikleri üzerinde çok duruyor muyuz? Pek durmuyoruz. O zaman tefsirlerde bununla ilgili Abdullah bin Nebtel isimli bir münafık var. Abdullah bin Nebtel. Resulullah'ın huzurunda onun aleyhine sözler söylemediğine dair yalan yere yemin etmesi ve bulup getirdiği tanıkların da bile bile yalan yere yemin etmeleri olayına bu ayetler grubunda işaret edilmiştir. O zaman burada şu var.
Aslında bugünkü anlamıyla particilik olarak söylemiyorum. Şöyle anlayın. Bu ayetleri şöyle anlamalı. İnşallah doğru ifade ediyorum. Peygamberimizin siyasi, isterse politik değil, uygulamalarına karşı politika, siyaset, işbirliği geliştirenlerin aleyhinedir bu ayet. O dönemde. Hani biz şimdi ayeti nereye oturtacaksın? Peygamberimizin bir istikameti var. Böyle İslam için çalışacağız diyor. Bugün tabii hangi istikamet doğru onu tespit zor ama o gün kolay. Peygamber önde olduğu için. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir uygulaması var. Siyasi uygulama var, harp uygulaması var, ticari uygulama var, ekonomik uygulama var. Birileri çıkıyor işi bozmak istiyor başka güruhlarla. Görmüyor musun diyor Cenab-ı Hak. Şimdi ayet devam ediyor orada. مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Buyuruyor ki, onlar ne sizdendir ne onlardandır. مُزَبْزَب۪ينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا اِلَٰهَ هَا اُولَٰئِ وَلَا اِلَٰهَ هَا اُولَٰهِ diye Nisa suresinde ayet var. Bir o yandan bir bu yandan. Aslında münafıklık da çok zor bir şey ya. Münafıklara bazen kafirler de güvenmezler. Çünkü güçlü olunca Müslümandan yana oluyor, zayıf olunca kafirden yana oluyor. Ama iki grup arasındadırlar. Ne oradan ne oradandır. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler diyor Cenab-ı Hak. Bakın ayet ne buyuruyor? Ve yahlifuna alel kezibi ve hum yalemun. Bilerek yalan yere yemin etmek münafıklık alameti. Bizde de farklı şekillerde tezahür edebilir mi? Edebilir değil mi? O zaman bu ayeti şöyle düşünmeli. Allah'ın gazap ettiği insanlara sevgimiz, muhabbetimiz, desteğimiz, işbirliğimiz, fikir birliğimiz var mı yok mu? Ona bir bakmalı. Ondan sonra da efendim ne bizden ne onlardan olmayan bu karakteri, karaktersiz diyeceğim kürsüye yakışmayacak, without karakter mi desek, İngilizce mi? Bir gayri karakter mi desek, böyle insanlar diyor ki Cenab-ı Hak, bildikleri halde yalana yemin ederler diyor. Yani dini değerleri kullanarak insanları ikna etmeye çalışmaktır. Yalan yere yemin etmek. E attallahu lehum azaben şedide innehum sa'e ma kanu ya'melun. Onlar, Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Onların yapmakta oldukları gerçekten ne kötüdür diyor. O halde bu ayetlerden biz günümüze nasıl ders çıkaracağız? Esas iş orada. Zor burası böyle anlamak. Ama mesela bu yalancılığı anlatsak kolay, iftirayı anlatsak biraz kolay değil mi? İşte doğruluk kolay. Ama şu kafirleri dost edinme meselesini biz Müslümanlar anlayacağımız şekilde anlatamadık. Ve Müslümanlar da anlamadı ve anlamak istemedi. Dost edinmek demek bir anlamıyla hukuki bir terimdir. Siyasi bir terimdir. Yani onların fikirlerine, onların siyasetlerine, onların hedeflerine ram olmak, sevgi beslemek demektir. Yoksa bir Müslüman, Hristiyan bir kadınla evlenebilir mi? Evlenir diyor. E o zaman hanımını seviyorsa dost edindi mi oluyor? Kafir, bir zararı var mı? Yok. O ayrı bir şey ama. Yani bir Yahudi ile ticaret yapabiliriz. Yahudi bir komşumuz olabilir. İhtiyacı varsa borç para verebiliriz, alabiliriz. Ama dost edinmek Yahudinin dünya ve ahiret niyetine bakarak biz de hayatı bu adam gibi düşünüyorsak işte velayet başlamıştır. İttekazu eymanun cünneten fesattu an sebillah felevm azabun muhin. Onlar yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah yolundan saptırırlar. Ne yapıyor Allah diyor? Onlar yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah yolunda ne yapıyorlar? Saptırırlar buyurulmaktadır. Demek ki yeminle insanları saptırmak mümkündür. Yani yemin Allah kelimesi, din kelimesi, namaz, işte camide Kur'an okumak veya cemiyete katılmak, cenaze namazında en önde olmak, kurbanımı verdim diye fotoğraflar yayınlamak. Ama hakikatte din derdi falan yok adamın. Ya nefsini tatmin ediyor yahut da politikasını öyle yürütüyor. Mesela işte Cumhuriyet kurulurken bir ilim ehli zat gelmişti
İlahiyat Fakültesi'ne İsmail Kara değil mi profesör? Bu İslamcılık konuları, Batılılaşma, Osmanlı Cumhuriyet dönemini çok güzel eserleri var. Ona sordum, Cumhuriyet İslamcılık düşüncesinin neresinde dedim. Hani İslamcı kime denir? O konuyu konuştu. Şey de var. Sakarya İlahiyat Fakültesi sitesine YouTube'da girin. İsmail Kara İslamcılık diye konferans var. 1 saat 18 dakikada. Son 15 dakikada da ben bir soru sordum orada. Soruyu şöyle sordum. Kalabalık vardı 500 kişi. Yani Cumhuriyet kurulurken İslamcılıkla ilişkisi neydi? Kendisi bana dedi ki, bana der ki hepimize 1919'da 24 arası Cumhuriyet'in felsefesi, düşüncesi bugünkü İslamcılıktan ne anlıyorsak oydu dedi. Ya da ona benzer söyledi. Anlaşıldı. Bak öyle değil mi? Bütün konuşmalar o tarihte hep dini değil mi? 1919'da 24 arası. Hep din. Vatan, millet, din, padişah, halife, İslam, Kur'an. Ama ne zaman iktidar ele geçtikçe gelinen son noktaya baktığımızda artık cami, din, iman, İslam değerleri törpülenmiş, yok edilmiştir. Onun için Müslümanlar böyle her dinle ayağa kalkan, her mescit yapan, nasıl mescidi durar neydi? Mescit yapmak, cennette bir köşke sahip olmak kadar değerli bir amel yapan münafıklar için Allah ayette onların mescidinde durma buyurdu. Onların namazını da kılma buyurdu. Cami yapmış olsun biz kılalım. Hayır. Onun için Osmanlılar da darbe teşebbüsünde bulunan herhangi bir kurum olursa onlardan kalan binaları kullanmaz, yıkarlarmış. Hani bir bina kalıyor ya vakıflarından veya neyse o kurumlardan yıkarlarmış. Şimdi neyse konuyu dağıtmayalım. Buradan şu var. Yeminlerini kalkan yapıyorlar, insanları Allah yolundan saptırıyorlar. Yani dini değerleri göstererek bu sebeple onlara küçük düşürücü azap vardır. لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيَّا Malları da evlatları da Allah katında kendilerine bir yarar sağlamayacaktır. Yani malları da evlatları da ne yapmayacak onlara? Bir yarar sağlamayacaktır. İnsana dünyada malı ve evladı bazen haksız da olsa yarar sağlar, doğru mu? Yani bu böyledir. Parayı verirsin, paranın hatırına susarlar, paranın hatırına konuşurlar. Arkan kalabalık diye. Ama ahirette mal ve para ile bir güç temin edilmeyecektir. Onun için malla, evlatla dünyada zulmedenler ahirette sahipsiz kalacaklardır. Onun için Cenab-ı Hak diyor ki ulaike ashabun nar. Onlar cehennemliktir. Hum fiyâ halidun. Orada ebediyen kalacaklardır. Bunun benzeri ayet innellezîne keferû len tuğni anhum emvâluhum ve lâ evlâdun minallâhi şey'a ve ulâike hum vekûdun nar. Âl-i İmran 10. ayette aynı şeyi anlatıyor. Yevme yebâsûmullâhu cemî'a. O gün Allah onların hepsini diriltecek. O gün Allah-u Teala onları ne yapacak? Diriltecek. فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ Dünyada size yemin ettikleri gibi işe yarar bir şey yaptıklarını sanarak ona da yemin edecekler. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمَ لَا شَيْءٍ Yani dünyada Müslümanını kandırmak için yemin ettiler ya, ahirette Allah'a da yemin edecekler. Biz şöyle yapmadık da ya da böyle yaptık diye. Yalan devam ediyor ahirette de. Ela innehum mülkâzifun. Doğrusu onlar yalancıların ta kendileridir. Yalan oldukları nereden ortaya çıkar? Allah'ın şahadeti, meleklerin şahadeti, amel defterinin şahadeti, yeryüzünün şahadeti, insanların şahadeti, toprağın konuşmasının şahadeti gibi çeşitli maddeler sayılabilir. Ama ilginç olan şu, huzur-u ilahide bile yalan yemin edecek insanlar var. Bu kadar artık hakikate körleşmiş insanlar var. İslam ve zaleyhimuş şeytan. Şeytan onları hakimiyeti altına almıştır. Yani onları kaplamıştır, onları sarmıştır. Fe'ensâhum zikrallah, Allah'ı anmayı da onlara unutturmuştur. Şeytan
bir insanı dost edinirse, burada şeytan kullanılması hem insandan hem de cinden olan, Allah yolundan uzak olanları ifade eden bir kavram. Yani sadece cinni bir şeytan onları kaplamamıştır. İnsandan da şeytanlaşmış insanlar ne yapmıştır? Kaplamıştır. Şeytan bütün kötülüğüne rağmen Allah'ın yaratıcı olduğunu biliyor mu? Biliyor. Allah'ı inkar etmiyor. Kıyameti kabul ediyor mu? Diyor. Kıyametim var diyor. Bana izin ver diyor. Yaratanın Allah olduğunu biliyor mu? Biliyor. İzzetin onda olduğunu biliyor mu? Biliyor. Yani neredeyse Müslüman olayı. Böyle doğru taraflarına bakarsan, ama kibir hepsini yok ediyor. Anlaştık. Onun için işte şöyle söyleyeyim, televizyonda, radyoda, siyasette, sosyal hayatta açığı saçığı, dindarı, ırkçısı, ırkçısı, kadını, erkeği, kötüsü, iyisi konuşurken hep Allah ve din kelimelerini kullanabilirler. Bu bizi üzmez. Ama bu kullanım her zaman insanı kurtarmaz. Kursarsaydı şeytanı o kadar söylediği sözler kurtarırdı. Cenab-ı Hak diyor ki, ele dikkat edin. Ülaik hizbu şeytan. İşte bunlar şeytanın hizbidir. Hizip. Şimdi mesela hizip bugünkü Arapçada parti olarak kullanılıyor. Grup, parti, taraftar, yardımcı, biraz daha eskiye gidersek. Hani Hizbullah diyoruz ya, biraz sonra gelecek. Bir Hizbullah var, bir de Hizbuş şeytan var. Hizbullah ne demek? Dinin tarafında olan, dine yardım eden, dinle Allah'a iman edenler grubundan olan demek. Yoksa işte Lübnan'da Hizbullah, Batman'da Hizbullah, domuz boğu yapan Hizbullah anlamında değil. Bütün Müslümanlar Hizbullah'tır. Ama Kur'an'ın anlattığı Hizbullah'tır. Maide suresinde var. Sizden kim dininden dönerse, ben yerset de minkum an dini feseyfe illallikav, Allah bir topluluk getirecek. Allah onları sever. Onlar da Allah'ı severler. Ve onlar müminlere alçak gönüllü, kafirlere onurlu, Allah yolunda cihat eder, kınayanın kınamasından korkmazlar. Bak gördün mü? Hizbullah olmanın şartları: sevgi, müminle iyi geçinmek ve cihat ve kınamadan korkmamaktır. Sonra namaz, zekat, rükû, secde gelmektedir. Şimdi ela inne hizbe şeytanul hasirun, iyi bilin ki kaybedecek olanlar şeytanın yandaşlarıdır. Dünyada kaybeder etmez ama ahirette kesin kaybedecektir. Yani kayıp deyince illa da dünyada olması gerekmez. Şah Kirmani diyor ki, şeytanın kulu istila etmesinin alameti nedir? Şeytan hani istahveze aleyhimuş şeytan, şeytan onları sarmaladı ya. Ne demek? Onu yiyecek, içecek ve giyecek yönüyle dış görünüşünü güzelleştirmekle meşgul etmesidir. Bu kayış, mesela bazı insanlar var. Diyelim ki ayakkabısının rengi, kayışının rengi, saatinin, kordonunun rengi güzel olsun istiyor. Ama bütün iş bu. Ama konuşması, namazı, ahlakı, İlmi öyle değil. Evi güzel olsun, koltukları güzel olsun, perdeler güzel olsun, araba güzel olsun. Hep bunlarla şeytan kaplamış o insanı diyor. Kalbini Allah'ın ayetlerini ve nimetlerini düşünmekten, onların şükrünü edadan uzaklaştırırsa şeytan onu kaplamıştır. Dilini Rabbinin zikrinden ayırarak yalanla, gıybetle, bühtanla donatmışsa şeytan onu kaplamıştır. Beynini düşünceden ve murakabeden uzaklaştırıp dünya işleri ve dünyayı haram helal demeden toplamakla meşgul etmişse ne yapmıştır? Şeytan onu kaplamıştır. O zaman şeytanın bir insanı kaplamasının alametleri nelerdir diye bir soru sormak lazım. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحَادُّونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اُولَٰئِكَ فِي الْاَزَلِّينَ Allah'a ve peygambere düşmanca davrananlar, İşte en büyük zillete uğrayacak en aşağı kimseler onlardır. Yani en aşağı kimseler onlardır. Demek ki düşman olanlar var ya, bunlar zillet içinde insanlardır. Ayet öyle anlatıyor. Keteballahu le'aglibenne ene ve rusulî. Ben yazdım ki diyor Allah, Allah yazmıştır ki. Ne demek yazdı? Hükmetti ki elbette ben ve elçilerim üstün gelecektir. Yani daima din üstün gelecektir. Dinin üstün gelmesi bir maddi görünüşte var. Başka türlü de üstündür. Mesela ne var? İslam'ın yasakladığı amelleri yapanlar hep hayatta mağlup olmuştur.
O zaman hüküm üstündür, doğru mu? Keşke yapmasaydım diyorsak mağlup olmuşuz. İster faiz, ister zina, ister içki, ister yalan, ister cehalet, ister başka günah. Başımıza iş açıyor mu? Hüküm üstün gelmiştir. Ama uygulayarak üstünlük daha bir farklı üstünlüktür. O zaman Cenab-ı Hak burada da bunu beyan ediyor. Şimdi biraz hızlı anlatıyorum, bitireyim. Ama bir yanlış yaptık galiba. Biz vaazı yastan önceye çekince cemaatin 2/3 herhalde gelemedi. Ne diyorsunuz? Kapalı çarşılı esnaf abimiz. Bir dokun. Duyuyor mu? Ne diyorsun? Yatsıdan önceye çekince cemaatin 2/3 gelemedi diyor. Zor iş. Kimisi dedi öne al, Allah senden razı olsun. Aldık, öteki olmuyor. Veriyorsun. Namazla sohbet çok lezzetli. Ama namazın da herkese müsait olmuyor demek ki. Vaaza geliyordular, yatsıdan sonra daha kalabalık. Değil mi? Siz daha... Ne yapayım işte, ben de böyle çaresiz kalıyorum. Aslında şöyle olması lazım, 9'da sohbet başlıyor demek ki. Millet 9.45'te maç seyretmeye oturuyor. Yani 9.45'te oturuyor. Ben demem lazım ki yatsıyı kılın, nerede kılıyorsanız kılın. 9'da Orhan Camii açıyorum, oturun, 10.30'a kadar var, 1.5 saat. Olmaz mı? Öyle olması lazım. E hocam geç. Niye? Başka işte geç olmuyor. Derbi olunca hem para veriyor adam, burada bedava. Neyse, gene de artık böyle geçeceğiz herhalde. Son ayete gelelim, bismillahirrahmanirrahim. La tecidu kavmen yu'minuna billahi vel yevmil ahir. Şimdi kısaca arz edeyim. Cenab-ı Hak biliyor ki, yani kısaca derken tefsirlerine pek girmeyeceğim. Allah'a ve ahirete inanan bir topluluk. Allah'a ve ahirete inanan bir topluluk nasıl olmalı? Yuvaatuna men hatta Allah ve rasuluhu ve lev kana abam ev ibnam ev ikvanim ve vashiratu. Allah'a ve ahirete inanan bir topluluk, Allah'a ve peygamberine karşı gelenler, babası, oğlu, kardeşi, sülalesi de olsa onlara sevgi, besler bulamazsın diyor. Ne oldu şimdi? İmanın tarifi gibi bir şey bu şimdi. Yani iman, anlat bana niteliklerini deseler. Mümin misin? Müminim. Allah'a ve Resulüne inanıyorum. İnanıyorum. O zaman Allah'a ve Resulüne alay eden, inkar eden, veyahut da efendim düşman olanlarla dost olamazsın. Onların fikirleriyle, dostluklarıyla hayat süremezsin. Ya birisi istemeyerek trafik kazası yapsa, istemeyerek bizim bir yakınımızı vefat ettirse, biz onunla hem hal ha hi gezer miyiz? Onu her gördüğümüzde o yakınımızı hatırlarız değil mi? Dini bilerek, isteyerek alay eden, inkar eden, dine savaş açanlarla nasıl dostluk kurulacak? Şimdi babası, oğlu, kardeşi ve soyu da olsa bununla ilgili tefsirler çok güzel bilgi veriyor. Diyorlar ki Bedir Savaşı'nda Müslümanlar akrabalarıyla karşı karşıya geldiler. İsim isim veriyor. İşte bu ayetin tecellisi orada vardı diyor. Ancak şöyle bir şey söyleyeyim bunu söylerken. Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini o ayetten tam hükmünü anlayamayız. Yani bir ayetten hükmü anlayamayız. Ne demek bu? Başka ayetlere de ihtiyaç var. Mesela anne babanız kafirliğe sizi zorlarsa kafir olma, şirk koşma ama vasaikuma fit dünya marufa, dünyada onlarla iyi geçin diyor. Öyle de bir ayet var. O zaman asallahu en yecele beynekum ve beynellezine adetim minim mevette. Devamı ayet var. Münteyne suresinde. Belki Allah sizinle o düşmanlarınız aranıza sevgi koyar. Allah kadirdir. Dikkatli davranın demek istiyor. Başka bir ayette devamında din konusunda sizinle savaşmayanlara iyilik etmenizi ve adaletli davranmanızı serbest bırakır diyor. Başka bir ayette kafirleri dost edinmeyin ama çok sıkıntı çekiyorsanız imanını gizleyebilir, takiyeye cevaz veriyor. Öyle değil mi? O zaman burada şu var. Dinin büyük mü anlarken bu, ben bir tane ayet bulduk. Burada hurra, hadi bakalım mehteran gibi ileri. Dur bakalım buna benzer başka ayetler, başka hükümler, başka kaideler var mı? Ha, o zaman bir dakika. Şimdi bu öne, bak burada bu var, burada bu var, burada bu var. Şimdi ne yapmak lazım? Mesela bir ayet. Vehcurhum hecran cemilen. Kafirlerden güzellikle ayrıl diyor. Güzellikle kafirlerden hicret et diyor. Bak güzel hicret.
Bir ayette de kininizden geberin diyor. Nerede bunu söylemeli, nerede bunu söylemeli? Lafın yerini bilemezsek sonucunda doğru ayet okuyoruz ama doğru yerde okumuyoruz. Öyle değil mi? Ayet doğru da mı? Okuduğumuz olayın davranışı nedir? Doğru değildir. O zaman diyor ki ayet-i kerime اُلَٰئِكَ كَتَوَ ف۪ي قُلُوبِهِمُ iman. Bu ayet de çok manidar. Allah bu müminlerin kalbine imanı nakşetmiş, yazmıştır. Bak bak bak. Böyle iman edince Allah kalbe yazmış oluyor. Rabbim bizim kalbimize de imanı yazsın inşallah. Ve اَيَّدَهُمْ بِرُوحِمُمْ ruhuyla, ruh ile katından bir ruhla onları desteklemiştir. Nedir bu ruh? İman mıdır? Cebrail midir? Nedir o? Ayrı bir konu. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجِي مِنْ تَعْلَنْهَا رُقَالِد۪ينَ ف۪يهَا zemininden ırmaklar akan cennetlerde ebedi kalmak üzere gireceklerdi. Radiyallahu anhum ve radıvan. Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı. Burada dikkatinizi bir şeye çekeyim. Önce Allah razı, sonra kul Allah'tan razı. Ne güzel değil mi? Hani bu ayetin benzerini Maide'de okudum. Yuhibbuhum ve yuhibbuna. Allah onları sever, onlar Allah'ı sever. Ama bir ayette ise kul önce. Fezkuruni yezkurkum. Beni anın ki ben de sizi anayım. Bak bu değişti. O zaman Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı. Ya Rabbi razı olduğun kullarından eyle bizleri inşallah. Ülaike hizbullah. İşte bunlar Allah'ın hizbidir. Ne demek hizip? Hizbullah, Allah yanındadırlar. Allah tarafındadırlar. Dine yardım ederler. Ela inne hizballahümül müflihun. İyi bilin ki kurtuluşa erecek olanlar Allah'tan yana olan, İslam'dan yana olan, Müslüman kardeşinden yana olanlardır. Bu ayette anlatılanları yapanlar, bundan önce ve sonraki ayetler din ile amel edenlerdir. Bak müflihun dedi. Maide suresinde فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهُ الْغَالِبُونَ Hizbullah galip gelecek dedi. Bu ayette kurtulacak dedi. Galip gelmek dünyaya ait, kurtulmak dünya ve ahirete aittir. Bu kadar yeter. Ezan okunacak. Rabbim amel etmeyi nasip eylesin. Hakkınızı helal edin. El-Fatiha.